tamam Merhabalar ben Tekzam rehberlik uzmanı Han Yenir Hoca öncelikle hepiniz Hoş geldiniz Nasılsınız kolay gelsin diğerleri nasıl gidiyor Keyifler nasıl? Sınav çalışmaları nasıl? İyiyim ben de teşekkür ederim. Başka bahsetmek isteyen yok mu? Umarım daha da iyi gider hepinizin o zaman. İsterseniz o zaman yavaştan başlayalım. Çünkü hepiniz sınava çalıştığınız için vaktinizi de çok almak istemiyorum. Size faydalı en iyi şekilde nasıl olması gerekiyorsa öyle devam edelim. Yine bir sorunuz olursa yazabilirsiniz. Evet, bugünkü konumuz geçen hafta da baş edemediğim durumlar bir yapmıştık. Bu hafta da ikincisini yapıyoruz. Çalışma programı yapamıyorum, yapsam da uyamıyorum. Atla seminerimize tekrar hoş geldiniz. Evet, tam olarak böyle diyorsanız eğer, çalışma programı yapamıyorum, yapsam da uyamıyorum diyorsanız, bu genellikle öz disiplinle alakalıdır. Peki öz disiplin diye çok duyuyorsunuzdur. Öz disiplin kişinin kendisini disiplin etmesi olarak da hani basitçe düşünebiliriz. Peki nedir diye baktığımızda bütün büyük başarılar öz disiplinli olan insanlar tarafından gerçekleştirilir. Öz disiplin sahibi olmak gerçek özgürlüktür. Öz disiplin sizin kendi duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı yönetebilme gücüdür. Yani siz kendi disiplininizi sağladığınızda zaten başarıya ulaşmanız daha kolay olacaktır. Peki öz disiplin nasıl artırılır? Bir insanın başarı için sahip olabileceği en iyi yetenek nedir sizce diye sorulduğunda bilim insanları şöyle cevap vermişler yapması gereken bir işi yapması gereken zamanda ve yapması gerektiği gibi yapabilmesidir. Tüm bunları istese de istemese de yapmasıdır. Yani bazen istediğimiz şeyler vardır, bazen sorumluluklarımız vardır. Bunların bilincinde olup ya da hedef sıralamasını, amaç sıralamasını doğru belirlediğimizde ilerlediğimiz yol bizim öz disiplinimizle alakalıdır. Yani bu disiplinimizi doğru yaptığımızda doğru bir ilerleme mümkün olacaktır. Ben sizin için öz disiplin nasıl arttırılabilir ile alakalı 10 tane tema ya da konu hazırladım. Bunlardan ilki kendinizi tanımak. Öncelikle kendinize sormanızı beklediğim bazı sorular var. Bunlar neler? Hedeflerim neler? Hedeflerim gerçekçi mi? Hedeflerime ulaşmak için neler yapıyorum? Doğru programla mı ilerliyorum? Ben nasıl çalışıyorum? Ben hangi şekilde daha iyi anlıyorum? Verimli ders çalışma saatim ortalama kaç? Kendime vakit ayırıyor muyum? Ders çalışırken sadece zaman geçsin diye mi uğraşıyorum yoksa gerçekten çalışıyor muyum? Siz kendinize bu soruları sorduğunuzda cevap verebiliyor musunuz? Kendinize sorarken ben de size sormuş oldum böylece. Chat'ten katılmanız benim için çok değerli. O yüzden yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Etkileşimli ilerlersek size de daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kısma verebiliyorum. Başka bu konuda paylaşım yapanlar. Yarı yarıya. Merhaba Sümeyra Hanım. Yarı yarıya. Yani aslında kısmen sizden beklediğim bu sorulara cevap vermeniz. Eğer hani e, bu sorular genelde hani şu anki öz disiplinle alakalı e, ders çalışma kısmına odaklandığımız için, e, sınav öğrencisi olduğunuz için kısmen bu sorulara cevabımı çoğunlukla verebiliyorum. Ben hepsine cevap verebiliyorum ancak çalışmaya oturduğumda kendime hiç vakit ayırmıyorum. İşte tam olarak hani bu soruların cevabı ve mesela Güler Hanım'ın verdiği cevap da benim için çok önemli. Bir program hazırlarken programın nasıl ilerlemesi gerektiğini de bazen gerçekçi olarak ilerleyemiyor olabiliyoruz. O yüzden bir uzmandan yardım almak da sizin için değerli olabilir. Biz kendi öğrencilerimize kişinin nasıl ilerlemesi gerektiği, konuları nasıl yetişeceği ve derslerin sıralaması vesaire biz her şekilde ilgilenerek öğrencilerimize birebir özel programlar hazırlıyoruz kendi öğrencilerimize. O şekilde ilerliyoruz. Hani dilerseniz hani bizim öğrencimiz olduğunuzda bu konuda benimle iletişime geçebilirsiniz. Hatta arada görüyorum şu anda da bizim öğrencilerimiz de var. Onlar da programlı şekilde ilerliyorlar. Yani programa uymak zor olabilir ama programa uy uyarken ki yaşadığınız problemler belki de programın gerçekçi olmamasından kaynaklanıyor olabilir. O yüzden kendinize bu konularda da çok soru sormanız gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir rahatsız edici durum canımı sıkıyor. O zaman hedefimden vazgeçiyorum. Şöyle bir durum var aslında. Gülşen Hanım isterseniz chatten yazabilirsiniz. Yani aklınıza neler takılıyor? Bunlara da bakmak lazım. Hani sınavla alakalı, sınava yüklediğiniz anlamla alakalı ya da evdeki problemler, bireysel hayatınızdaki problemler. Hani bunlardan sıyrılmanız, bunları kontrol etmeniz. Aslında hani öz disiplin demiştik ya, Orada bir yerde e, duyguları kontrol etmek de yer alıyordu. Belki bunlarla alakalı da bir problem vardır. Çözmeniz gerekiyordur. Odaklanmak diye bir büyük bir problemimiz var maalesef. Odaklanmayla alakalı da seminerimiz olmuştu aslında. Evet, hepimizin zaten hani insan olduğumuz için hani günlük hayattayız. Bu günlük hayatta da çok fazla. Etken var, dışarıdan gelenler, içsel etkenler diye bir sürü ayırdığımız, bir sürü hani problem olarak sayabileceğimiz çok şey var. O yüzden de hani bu tarz problemlerle karşılaşmanız çok normal. Ama önemli olan bu gelen problemleri kontrol edebilmek. Evet bu seminerlerimiz kayıt altına alınıp daha sonra YouTube kanalımızdan yayınlanıyor. Evet tabii ki. Vakit ayarlamak, doğru program yapmak, zamanı iyi yönetebilmek de bu aslında öz disiplinin bir parçası. İkinci olarak her şey bir hedef belirlemekle başlar. Eğer bir hedefiniz yoksa elbette bir başarınız da olmaz. Başarmak için bir motivasyonunuz da olmaz. Yani hedef belirlemek motivasyonu artırır. Bu çok basit bir denklem aslında. Hedef belirlemek sizin düşüncelerinizi ve enerjinizi, amacınıza odaklanmanızı sağlar. Aksi halde düşünceleriniz ve enerjiniz dağınıktır. Yapılan bir araştırmada insanların sadece yüzde ikisinin yazılı hedefleri olduğunu belirtiyor. Ee, öncelikle mesela özellikle sınav döneminde... Hedeflerinizin yazılı olması ya da bir programınızın olması, yani önünüzde aslında somut bir şeyin olması size daha iyi gelecek. Bunu normal günlük hayatınızda da yapabilirsiniz, kariyer hedeflerinize belirler belirlerken de yapabilirsiniz. Normal basit günlük işlerde bile olabilir. Hani en basitinden düşünecek olursak, markete giderken böyle liste yapılır ya. Bu liste yapmak bile hani insanın hedeften şaşmamasını, doğru ilerlemesini sağlıyor. Bu en basitinden günlük hayatımızda hepimizin yapabileceği şeyler aslında. Birkaç tane hedef olması durumu nasıl karşın? Zaten kişinin bir hedefi olması bana çok mümkün gelmiyor. Çünkü hani bir insan olarak bireyin Birden fazla hedefi olması gerekiyor. Yani bu da hayattan beklentilerimizi, neler yapmak istediğimizi, neler nereye ulaşmak istediğimize göre de değişen bir şey. Ya da şey olabilir, bir ana hedef olur, büyük hedefler olur, bunlara giden ara hedefler olur. Bunları da belirlememiz lazım. O yüzden hedeflerinizi mesela gerçekten somutluk ilkesine dayanarak bir kağıda yazabilirsiniz. Ee, Zeynep şu an e, diyor ki 12'de açığa e geçip bir günün nasıl olmalıdır? 12. sınıfta açığa e geçtim bir günün nasıl olmalıdır mı? Programını hani kişiye göre olduğu için aslında hani günlük ne kadar çalışabileceğim, nasıl ilerleyebileceğim. Onu da biraz bireysel olduğu için buradan genel bir cevap vermek çok doğru olmayabilir. Belki yanıltıcı olabilir diye bir şey diyemiyorum şu an. Üçüncü sınıf öğren okul derslerine çalışacağım yoksa KPSS derslerine işte bunları mesela okul derslerinin yoğunluğu hani e, okul derslerine çalışırken aynı zamanda ÖABT kısmında da çalışabiliyor musun? Hani bunları dengelemek hani şu an gerçekten hani bireysel hayatını bilmediğim için çok yorum yapmak istemiyorum. Ama hani bunları dengelemek bunların önem sırasına koymak çünkü önem sırası da çok önemli. Ona göre ilerleyebilirsiniz. Ulusal Hanım mesela e, kızınızın uyuma saatleridir ya da size başka yardımcı olan kişilerin yardım ettiği saatler onlara göre planlanabilir, bir şeyler yapılabilir gibi gibi bir sürü şeyimiz var. Az önce de dediğim şey, önceliklerine göre hareket et. Hayata karşı birçok hedefimiz ve amacımız olabilir. Bu önceliklerinizin sıralamasını belirlemek, onlara ayıracağınız süreyi de belirlememize yardımcı olur. Birlikte önceliklerimizi belirleyecek olursak. Mesela sizin ilk üç önceliğiniz ne? Hani birkaç kişi yazabilirse burada etkileşimli bence güzel oluyor böyle şu an. E, Meryem Hanım mail atarsanız yardımcı olabiliriz. Sümeyra Hanım peki bu hedefinize giderken gerçekten bir nedeniniz var mı? Nedenlerinizi de düşünmeniz gerekiyor. Melike Hanım hani genellikle mezuna kalmak daha iyi. Bu da çok bireysel bir şey. Yani mezuna kalmak herkes için de çok iyi bir şey olmayabilir. Okul derslerini verip mezuna kalmak. Atanmak şu, şu an en büyük önceliğim atanmak. Eşim çocuklarım mesleki bir kariyer atanmak 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 sağlık başarı mutluluk 18 haziranı emeğimin karşılığını alarak geçirmek göreve başlamak şu an üniversiteye yerleşmek istediğim üniversitenin çimenlerine uzanmak çok güzel para kazanmak üniversiteyi kazanıp atanmak ve dikey geçişle yükseltmek önceliğim emeğimin karşılığını almak Emeğinin karşılığını almak için neler yapman lazım? Ve bu önceliklerinizi ve hedeflerinizi daha çok somut şeyler üstüne kurmanız sizin daha kararlı ve sağlıklı ilerlemenize yardımcı olacaktır. O yüzden arada hani kendinizin motivasyon olarak düştüğünü gördüğünüzde de kendinize sorun. Ben ne istiyorum? Ben bu istediğim için neler yapabilirim? Ve yapacağım bu şeyler için benim kaynaklarım neler? Yani kaynaklarım neler derken, mesela maddi olarak kaynaklarım neler, ya da vakit olarak kaynağım ne. Hani bunların hepsini birleştirip ortaya çıkardığınızda daha somut şeyler ortaya çıkacaktır. Atandım şimdi kariyer, öğrenmek ve öğretmek. Çok güzel. Dördüncü olarak, önce çaba verip sonra hazlı yaşamayı bekle. Bir başarının birinci kuralıdır. Onun için önce çaba göstermeyi, emek vermeyi, terlemeyi öğrenmeli. Bu konuda kendinizi eğitmeliyiz. Çünkü gerçek başarının kısa yolu maalesef yoktur. Emek vermeden ekmek yok. <laughs> Unutmayın. Bütün şampiyonlar önce acı çekmesini, çaba göstermesini, çalışmasını bildikleri için şampiyondur. On binlerce kişiyle çalışmış bir kişiyle biri olarak şunu gördüm ki sınava hazırlanan herkes tam olarak emeğinin karşılığını almıştı. Ne aşağısı ne yukarısı. O yüzden siz emek verdikçe mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Sadece emeğinizi doğru vermeniz gerekiyor. Bu yüzden de çabalamayı sürdürün. Kötü alışkanlıklardan kurtulun. Onun yerine iyi alışkanlıklar edinin. Mesela bu çok şey gibi oldu. Çok basit yani kötü alışkanlıkları bırak hemen iyi alışkanlıklar edin. Tabii ki bu biraz sancılı bir süreç olabilir, sizin için zor olabilir. Ama özellikle bu ders çalışma döneminde geç kalma, erteleme, üşenme, boş verme ve geciktirme gibi alışkanlıkların yolunu başında bırakmalısınız. Sağlıklı ve başarıya odaklı, huzurlu ve mutlu yaşamı istemelisiniz. Gereksiz ve size yararlı olmayan hatta yarardan çok zararlı olabilen şeyler de bu kategorinin içinde. Bu şeylere de hayır demeyi öğrenmelisiniz. Olumsuz alışkanlıkların yerine planlı çalışma, kitap okuma, spor yapmak gibi olumlu alışkanlıklar edinebilirsiniz. Oluşturduğunuz zincir kırılmamalı. Yani bunlar için bu kadar emek veriyorsun. Mesela ben planlı çalışmaya çalışıyorum. Her gün 8 saat çalışmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. O yüzden de bu mesela istikrarı korumaya çok özen gösterin. Unutmamalısınız alışkanlıklar tekrarlandığında kazanılır. Ve hiçbir iyi alışkanlık kolay kazanılmıyor. E, i̇steksizlik hali olabilir ama bunun hani hayatınızın İçinde neler olduğunu bilmediğim için gerçekten hani cevaplarken biraz çekiniyorum açıkçası. O yüzden hani bununla alakalı gerçekten düşünmeniz gereken şeyler olabilir bence. Hani isteksizlik hali neden? Daha önce başarısızlıkla karşılaştınız mı? Çevrenizin sizden beklentileri neler ya da çok anlam yüklediğiniz için belki daha farklı işliyor olabilir sistem sizin için. Gibi gibi bir sürü daha neden sayabiliriz. Bu arada bir su içeyim. Altıncı olarak kendinizle olumlu konuşun. Genel olarak böyle sınavda özellikle böyle denemelere başladığımız sıralarda ben yapamıyorum, netlerim artmıyor, başaramayacağım. Tam artık seneye bırakayım, az önce diyen arkadaş gibi mezuna kalayım ben gibi cümleleri kendinize veya çevrenize lütfen kurmayın. Olumlu ve olumsuz duygular ve durumlar insanların kafasında yarattığı şekilde işleniyor. Böylece insanlar o şekilde davranmaya başlıyor. Tam olarak beynin işlem sistemi de bu şekilde işlediği için aslında sürekli başaramayacağım, yapamayacağım gibi olumsuz atıflar insanın o şekilde davranması neden olabiliyor. Ee, özelden yazan arkadaşlarımız var, hani mail adresime teknik ekipten arkadaşlarım atabilirse oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Mesela örneğin ben başarısız biriyim diyen birinin sınava çalışma motivasyonunu kazanmasını beklemek zordur. Daha ileriye gitmek istiyorsanız hayal kurmaya ve olumlu düşünmeye lütfen devam edin. Evet Songül Hanım um, lütfen olumlu düşünelim. Sürekli kendinize böyle işkence çektiriyorcasına yapamıyorum, başaramıyorum derseniz ilerlerken zorluk çekersiniz. Ben yapacağım, ben başaracağım. Tamam şu an istediğim gibi gitmiyor olabilir ama bunun da üstesinden geleceğim diye düşünmeniz gerekebilir. Önce eyleme geçin, sonra isteyin. Hani şey vardır ya, eşeğini sağlam kaza bağlamak. Önce bir sen elinden geleni yap, sonrasını düşün. Ya da tevekkül etmek gibi. Yani eyleme geçmeden sadece istemek maalesef gerçekçi değildir. Hedeflerinizi belirleyip en iyisini yapmaya gayret gösterin. Mesela bana çok soru geliyor. Hocam işte ben beden eğitimi öğretmeniyim. Alan sınavına hazırlanıyorum ya da ben işte sayısala hazırlanıyorum. Ben şu bölüme gitmem için bana işte şu kadar puan lazım. Benim de tam olarak bu kadar net yapmam lazım. Gibi hani ben ne kadar çalışırsam bunu elde ederim gibi çok fazla şey geliyor. Bence bu tarz düşüncelerden biraz biraz sıyrılın. Çünkü hani genellikle motivasyonun çalışmaya başlamadan önce sahip olmamız gerektiğini düşünürüz. Gündelik yaşamımızda bu çoğu zaman mümkün değildir. Ve siz kendinizi böyle kısıtladığınızda, Hani minimum seviyede çalışarak maksimum verim almak. Tabii ki bu herkesin istediği bir şey. Olsa da siz elinizden en iyisini, gelen en iyisini yapmaya gayret gösterin ki hani sınavda bir aksaklık olabilir, bir problem olabilir. Bundan uzaklaşmadan en iyi şekilde en iyisini yapmaya gayret gösterin ki hata payı bırakmayalım. Ya da bu ders çalışmaya geçmeden önce sürekli bir ilham perisi bekleriz. Gelse de çalışmaya başlasam. Öyle bir ilham perisi yok arkadaşlar. Ses gelmeyen arkadaş için yardımcı olabilirsiniz. Çok sevinirim. Ya da sesim geliyor değil mi benim? Genel olarak sıkıntı yok. Tamam, teşekkürler. Beklediğimiz ilham bir türlü gelmiyor arkadaşlar. Çünkü ilham perileri sanırım gerçek değil. Harekete geçmek için yelkenlerinizi uçuracak sihirli rüzgarı günlerce, haftalarca bekliyoruz bazen. Bu sırada ertelemek için kendimize mantıklı gibi gelen yüzlerce mazeret buluyoruz. Benim sanırım dinlenmeye ihtiyacım var. Bir haftalık mola bana çok iyi gelecek gibi kendimizce böyle mantıklı gelen mazeretler buluyoruz. Ya da daha farklı. Kendiniz daha iyi biliyorsunuzdur bunu. Ama o beklediğimiz rüzgar maalesef gelmiyor. Oysa öz disiplin sahibi insanlar harekete geçmek için motive olmayı, isteklerinin gelmesini, rüzgarın esmesini, ilhamın doğmasını beklemezler. Çünkü onlar rüzgar yoksa kürekleri asılmasını bilirler. Ne kadar iddialı bir cümle değil mi? O yüzden küreklerinizi hazırlayın. Sekizinci olarak yapmak istediğin işin daima sonucuna odaklan. Düşünün. O işi tamamladığınızda kendinizi ne kadar mutlu, neşeli, coşkulu ve tatmin hissedeceksiniz. Bunu ara ara düşünmenizi istiyorum. Çünkü bence insana gerçekten çok iyi geliyor. Yapmanız gerekenlerle yapmak istedikleriniz çatıştığında yapmak istediklerinizi yapmanız gerekenleri ödül olarak koyun. Bu da bir yöntem. Yapmak istediğiniz çalışmanın sonuna kendinize seveceğiniz bir ödül koymak çalışmanıza keyif katacaktır. Bir de belki kendinizle kaliteli vakit geçirmek için bu sırada kendinize zaman tanıyabilirsiniz. Bunu da değerli olduğunu düşünüyorum. Dokuzuncu olarak kendinle bir öz disiplin anlaşması yapabilirsin. Ya bu zaten herkes yani genel olarak hani bir hedef belirlerken, bir sınava çalışırken, bir şeyleri oturtmaya çalışırken bu tarz söylemlerde bulunabiliyor. Siz de bunları hani hayatınıza entegre edebileceğiniz boyutta anlaşmalar yaparsanız ve ya bunlar gerçekçi olursa bakın gerçekçi olması çok önemli. Çünkü hayal kırıklığı yaşamanızı hiçbir şekilde istemem. Mesela örnek olarak erken yatıp erken kalkacağım ve düzenli olacağım. Günlük, haftalık, aylık planlar yapıp bunlara uyacağım. Vizyon belirleyeceğim. 6 ay sonra gelecekte neler olacağım? Başarısızlığımı başarıya ulaşmak için vası sayacağım. Gibi 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 bir sürü anlaşma şekilleri olabilir. Ve asla pes etmeyeceğim. Bunu genel olarak anlaşmanıza eklemenizi rica ediyorum. Çünkü pes etmeden çalışmaya devam etmenizi istiyorum. Gerçekçi ve farkında olun. Kendinizin farkında olun. Hedeflerinizi belirlerken neleri yapabileceğinizi ve ne kadar üstüne çıkabileceğinizi bilin. Kendinize göre çok aşağıda ya da çok fazla yukarıda hedeflerden kaçının. Kendiniz için en iyisini isteyin. Ve eğer mesela bu yolda giderken bazı aksaklıklar yaşıyorsanız, mesela konuları bitirmemiş olabilirsiniz ya da soru çözümünde tekrarlarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Onun için yine tek uzamla birlikte çalışmaya gelebilirsiniz. <laughs> sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bunun için zaten kamp programlarımız, konu anlatım derslerimiz, tek derslerimiz hepsi çok farklı şekilde ilerliyor. Buna da eğitim uzmanlarımız size bu konuda yardımcı olabilir. Teknik ekipten arkadaşlarımdan rica etsem eğitim uzmanlarıyla bir ön görüşme için hem de ücretsiz Böylece hani siz de faydalanın hem de eğitimlerimiz hakkında bilgi alırsınız bununla alakalı. Ve nasıl çalışmanız gerektiği, nereden ilerlemeniz, mesela şu nokta, yani şurada bir noktadaysanız buraya nasıl gideceğiniz konusunda size yardımcı olmaları, neler yapabileceğiniz hakkında bilgi almak ya da bize katılmak, bizle, e, bizle birlikte programlı bir şekilde ilerlemek vesaire gibi güzel şeylerde birlikte başarırsak güzel ilerleyebileceğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar bonus olarak benim aşırı önem verdiğim şey kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyiniz. Yani sınav sürecinde sürekli masanın başında ders çalışıyor olmak motivasyonunuzu düşürebilir. Ve hatta pes etmenize neden olabilir. O yüzden günde 1-2 saat, hani sınavınıza az kalmış olabilir, karışık bir seminer bu çünkü abartmadan diyeyim o zaman. Kendinize vakit ayırmak motivasyonunuzu arttırmaya ve sürekliliğin sağlanmasına fayda sağlayacaktır. Özellikle yürüyüşe çıkıp müzik dinlemek stres e, konuşamadım. Stresinizi atmak için ve kaslarınızın dinlenmesi için mükemmel bir alternatif olabilir. Yani bu süreçte eee gününüzü planlarken bir şeyler yapmaya çalışırken kendinize de vakit ayırın ki ders çalışırken veriminiz artsın. Veriminizi artırmadan ders çalışmaya çalışmak bazen bir işkence ya da sadece masa başında vakit geçirmek için oturulan bir süreye dönüşmesin. Ders çalışmak için oturuyorsanız bunun verimli halde ilerlemesini siz de imkan verebiliyorsunuz böylece. O yüzden kendinize de vakit ayırın mutlaka. Ve son olarak Büyük insanların hayat hikayelerini okurken ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür. Hepsinde öz disiplin başta geliyordu demiş. Evet arkadaşlar başka bir sorunuz var mı pek? Ben bugün konuşamıyorum. Bana sorusu olan var mı? Ben teşekkür ederim. Arada konuşurken problemler yaşadım. Kusura bakmayın. Yoğun bir gündü. <laughs> teşekkür ederim. YouTube kanalımızdan tekrar dinleyebilirsiniz. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ve arkadaşlar eğitim uzmanlarımızla da görüşmek isterseniz dediğim gibi ücretsiz bir şekilde görüşebileceksiniz. Böyle bir imkanımız var. Son olarak tekrar link istesem çok mutlu olurum. Arkadaşlarım seni kaçırdıysa linki. Teşekkür ederim. Böylece eğitim uzmanlarımızdan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Eğitimlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Birlikte devam edip program yapmakta problem yaşayan arkadaşlarımız varsa, öğrencimiz olursa ben hemen yardımcı olacağım bu konuyla alakalı. O zaman arkadaşlar... Kaynakları nasıl seçmeliyiz? Kaynak sorusu yani şu an daha güncel olan kitaplardan ilerlemeniz şu an hani yayın esnasında olduğum için marka vermem doğru olmayacaktır. O yüzden güncel popüler yayınlar olabilir ve özellikle çıkmış sorular en iyi kaynaktır. Bunu unutmayalım. O zaman bir sonraki seminerimizde mutlaka görüşelim. Yine katılımlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.